Habertürk TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Filyos'tayız. Özel bir yayınla karşınızdayız. Sakarya gaz sahasında Karadeniz doğalgazının artık karaya ulaşıp hatta ulaştığı günde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuğumuz. Kendisi aynı zamanda artık AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı. Hoş geldiniz. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte bu akşam size sorular yönelteceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk ama asıl sizler hoş geldiniz. Bugün biz ev sahibi sayılırız. O da doğru. Doğru. Evet. En son 8 Ocak'ta yine Mehmet Akif'in doğum günüydü o gün hatta. Birlikte gelmiştik. Siz o gün aslında bu ay ulaşacağına söz vermiştiniz o günkü yayından. Sözünüzü tuttunuz diyebilir miyiz artık? Doğru tuttuk. Biz Mart'ın sonu gibi biliyorsunuz hedeflemiştik. Fakat bu son depremden dolayı burada çalışan, deprem bölgesinde çalışan epey işçimiz vardı. Doğal olarak onlara izin verdik. Çünkü aileleriyle ilgilenmeleri gerekiyordu. Ondan dolayı bir 3-4 haftalık bir gecikmemiz oldu ama 20 Nisan hamdolsun yine de bayrama girmeden Arife günü bu töreni yapmış olduk. Evet. Şimdi şöyle, az önce ekrana gelen nokta sizin için böyle karanlıkta bir ateş gibi görünebilir. O artık Türkiye'ye ulaşmış olan doğalgaz. Şu an ekranlarınıza gelen. Burası 975 günden sonra denizden karaya getirmeyi başarılmış olan dünyanın en hızlı projesi oldu herhalde, değil mi efendim? Doğru. Yani bu alanda çünkü 170 kilometre, 175 kilometre açıktı aslında bizim sahayı geliştirdiğimiz alan. Kuyuları açtığımız alan. Ve derinlik 2200 metre. Bu zorluk derecesinde dünyada bu kadar kısa sürede biten başka bir proje yok. Biz çünkü yabancı şirketlerle de çalışıyoruz. Onlarla ortaklıklarımız, çözüm ortaklıklarımız var. Servis sağlayan şirketler var. Onlar da çünkü birçok dünyanın projesinde çalışıyor. Böyle bir projeden bahsetmiyorlar. Yani hem zorluk derecesi olarak hem de çok kısa süre içerisinde bitmiş olmasından dolayı. Efendim şöyle, şimdi sabahtan beri buradan yayın yapıyor bütün televizyon kanalları. Çok önemli bir şey. Türkiye'de artık kendi doğal gazımızı kullanacağız. 35 yıl konutlara yetecek kadar doğalgaz bulduğunuzu bugün siz açıkladınız. Ben hemen sorayım. Şimdi az önce son dakika bilgisi olarak geldi. Bizi ilgilendiren tarafıyla girmek istiyorum. Vatandaş zaten sübvanse ediliyordu. 8 Ocak'ta yaptığımız yayında daha tam karar vermemiştiniz ne olacağına. Bedava doğalgaz kullanacağız gibi bir algımız var. 25 metreküpe kadar diyorsunuz. Yani şöyle, yazın hiç fatura ödemeyeceğiz gibi bir anlam taşır mı bu? Nedir? Nasıl uygulanır? Kübra da sorar detaylarını. Biraz bize onu anlatın isterseniz. Tamam, işte oradan başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın beklediği müjdeyi, iki müjdeyi bir aynı anda açıklamış oldu. Bunlardan bir tanesi, bir yıl boyunca mutfaklarda ve sıcak su üretiminde kullanılan doğalgaz, ki o Türkiye'de 25 metreküp civarındadır ortalama, 25 metreküpe kadar herhangi bir bedel almayacağız. Ücretsiz. Bir yıl boyunca. Bir yıl boyunca. 12 ay boyunca. Onu aşan kısım olursa, yani özellikle de zaten kış aylarında ısınmadan dolayı tabii tüketimleri olacak. Ama yazın ortalama bu değerlerde bir tüketim söz konusu olduğunda bir ödeme olmayacak. Fatura yine düzenli gidecek ama tüketimlerini görmeleri için vatandaşlarımızın. Fakat herhangi bir bedel almamış hiç olacağız. Hiç bedel mi? Yani şöyle, faturada şey vardır ya, okuma bedeli, onlar, şu bedeli. Onlar da dahi, onlar da alınmayacak. Yani hiçbir şey mi alınmayacak? 25 metre küpe kadarki olan tüm giderleri karşılıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki yani 25 gaz bedeli, metre küpten sonra kademeli vardı ya geçen sene, kademeli olarak belli metre küpün üstüne daha fazla yazıyordu. Yine o kademeli fatura uygulaması devam edecek mi? O elektrikte vardı, gazda yoktu. Elektrikte konuşmuştuk ama var, geçmemiştik. Dolayısıyla zaten doğal gazda tek kademe var. Kafaları karıştıracak faturada herhangi bir unsur olmayacak. Birincisi bu. İkincisi de hemen önümüzdeki ay itibariyle de tüm tüketimleri bir ay süreyle bedavaya kullanmış olacak Mayıs vatandaşlarımız. Mayıs ayı faturası mı? İşte bayramdan sonra düzenlenecek faturalarla birlikte başlıyor. Şimdi bir düzenlemeyle ilgili çalışmalar var. Ne kadar erken bitirirsek, ama her halükarda 25 Nisan'da başlarsak 25 Mayıs'a kadar. 1 Mayıs'ta yetiştirirsek 30 Mayıs'a kadar. Yani bir ay süreyle tüm tüketimleri ücretsiz olacak. Bu şu anlama geliyor. Her tüketici en az bir aylık tüketiminden yararlanmış olacak. Çünkü okuma dönemleri bizim gün gün olduğu için herhangi bir
hak kaybı olmaması yani açısından. Yani önümüzdeki ay ısınmaya da para ödemeyeceğiz. Evet, bir aynen ay öyle. Boyunca. Bir ay boyunca ısınma. Siteler yönetici, yani sitelerde de vesaire hiçbir yerde para ödemeyeceğiz. Aidatlara da yansıtmaması lazım ısınma gideri olarak. Doğru evet, doğru söylüyorsun. Onlar bir şey yapmasınlar diye yani çünkü gerçekten hani bedava olduğunu biz bilelim de. Tabii. Sonra bize fatura çıkarmasınlar. Şimdi tabii, bugünün tabii. önemini aslında biraz bugün tam olarak ne olduğu anlatalım. Biz geçen sefer geldiğimizde henüz hatta sizinle beraber Melihan Bey'le beraber karaya ulaşacak noktaya birlikte inmiştik. Evet. Ama o gün henüz ulaşmamıştı. Şimdi bağlantıya verdik mi bizim önümüzdeki Mayıs ayında kullanacağımız o ücretsiz vereceğiniz doğalgaz gerçekten Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz. Evet şüphesiz zaten bugün karaya getirdik yaktık şimdi. Arkadaşlar herhalde şu anda ekranda da görüyorlar. Evet. Kameralarla, drone'la. Evet. Çünkü çok da yanına yaklaşamıyoruz. Oldukça yüksek ısı da yaydığı için. Keşke biraz yakında olsaydı. Burası serin. Burası ısınır. Evet, ısınabilirdik. Hani birçoğunun inandığı ama bazılarının inatla, ısrarla muhalefet etme adına bu gaz işte yok, yalan söylüyorlar falan dedikleri aslında şimdi bilmiyorum yüzleri kızaracak mı? İşte gazı getirdik karada. Bir iki haftalık prosesten sonra bazı kalibrasyonlar vesaire yapılacak. Ondan sonra da Mayıs ayı itibariyle de inşallah tüm evlerimizde kullanılır hale gelecek. Şimdi kuyular var farklı farklı. Birinci kuyudan 10 milyon metreküp. Milyar mı milyon mu? Milyon. Milyon. İkinci kuyudan 40 milyon metreküp diyorsunuz. Bu ne demek? Yani bu kadar faz faz ama bu neye yetecek? Ne kadar yılda ne kadar çıkaracaksınız? Biraz tamam. Bunu dinliyorum. Şimdi faz faz bu tip büyük projelerde etap etap ilerlersiniz. Birinci fazda 10 tane kuyu açıyoruz. 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapacağız. İkinci fazla ilgili çalışmalarımızda bir taraftan zaten başladık. Onların da projelendirmeleri yapılıyor. 2-3 yıl içerisinde de ikinci faz bitecek. O zaman da 40 milyon metreküp'e çıkmış olacağız. 10 kuyuya 30 kuyu civarında bir kuyu daha ilave edeceğiz. Böylece 2026 gibi inşallah o Sakarya gaz sahasındaki ilk keşif yaptığımız Tuna 1 ile başladığımız bölgede üretim tamamını sahanın üretimi almış olacağız. Ardından da biz Amasra 1'i biliyorsunuz keşfettik ve yine geçtiğimiz yıl Ekim ayında Çaycuma bir kuyusu da var. Bunlarla ilgili olarak da şimdi üçüncü faza hazırlıyoruz. Onlar için de öngördüğümüz süre 2028 gibi. Oradan gelecek üretim miktarı ile birlikte bizim rakamımız muhtemelen günlük herhalde 50 milyon metreküp rahatlıkla aşmış olacak. Bu ne anlama geliyor? 40 milyon metreküple yani ikinci fazla birlikte zaten konutlarda tüketilen tüm gazı üretebilir hale geliyoruz. Isınma dahil değil mi? Isınma dahil artık tabii. Isınma dahil tüm gazı üretebilir tabii. hale geliyoruz. Bu yılki bu kaç yılını üretebilir hale geliyoruz? 35 yıl. 35 yıl. Yani 710 milyar metreküplük gazı 35 yıl üretebilir hale geliyoruz. Kullanabilir hale geliyoruz. Bu yıl birinci faz bitiyor demiştim 10 milyon metreküp. Aslında bu yılki ürettiğimiz miktar bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın mutfaklarda bedava dediği kısma denk geliyor. Tam bir yani yıllık, bir yıllık, 30, herkese bir yıllık 25 aslında metreküp. Üreteceğimiz gazın tamamını vatandaşımıza istifadesine sunuyoruz. Bir sanayiciye hiç vermeyecek misiniz? Sanayicilerle alakalı şu anda bir çalışmamız yok. Orası tabii bir ticari alan. Yani onlar ürün veya hizmetlerine bir şekilde yansıtıyorlar ama vatandaşlarımız açısından o söz konusu değil. Dolayısıyla yapılacaksa öncelikli grup hiç şüphesiz vatandaşlarımız yani hane halkımız. Peki bu sahada yine mesela 35 yıllık keşfedilen var değil mi? Evet. Yeni keşifler bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Bu sahada o ekstra mı olacak? Ekstra olacak. Şimdi biz bu 3 blok yani Tuna 1, Amasra ve Çaycuma sahalarını 710 milyar metreküp keşif yapmıştık. Şu anda bu sahayla Filios arasında kalan bir başka alanda sismik çalışmalarımızı tamamladık. Orada da bir keşif amaçlı sondajımız olacak. Belki oradan da bir keşif yakalayabiliriz. Ardından da biraz Orta Karadeniz'e doğru gideceğiz. Ordu açıklarında, Samsun açıklarında birkaç potansiyel olarak değerlendirdiğimiz sahalar var, lokasyonlar var. Oralarda yine keşif amaçlı sondajlarımız olacak. Yine Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon açıklarında da orada da daha çok petrol emaresi daha çok. Orada da petrol araması yapacağız. Bu önümüzdeki işte aylarda bunların planlarını yapacağız. Artık durmaksızın batıdan doğuya kadar karış karış Karadeniz'i arayacağız.
3 sene öncesine göre tecrübe, bilgi birikimimiz daha da artmış oldu. Sahayı, formasyonu daha iyi tanımış olduk. Çünkü bu işle uğraşanlar bilirler, petrol gaz endüstrisinde. İlk defa girilen yeni sahada formasyonun, üretim sahasının teknik özelliklerini tanımak da aslında bir zaman gerektiriyor. Sadece sismik araştırmalarla çıkmıyor. Şimdi biz burada üretimi alıyoruz. Üretimle birlikte ciddi akıllı yazılımlar var. Yapay programlar, yapay zeka programları var. Bunlarla sahanın üretim kabiliyetlerini ve kapasitelerini de test etmiş olacağız. Yani ne kadar üretebiliriz günlük, minimum, maksimum, bu seviyeleri de test edeceğiz. Ardından da bu sahalarda elde etmiş olduğumuz tecrübeyi, bilgiyi yine Karadeniz'in diğer sahalarında uygulanabilir mi? Bunları test edeceğiz. Böylece Karadeniz Havzası'nın formasyonunu bir şekilde çözmüş oluyoruz. Altyapısını, yani jeolojik formasyonu çözmüş oluyoruz. Akdeniz'i bıraktınız mı? Yani çok Karadeniz'e fokuslandığınız gibi bir algı mı var? Ben mi yanlış? Yok, aslında bırakmadık. Akdeniz'i... Orada da 8-10 tane biliyorsunuz kuyu aşmıştık. Abdülhamit Han orada görevine devam ediyor. 2 kuyu daha açtı. Oralarda nasip olmadı. Yani bugüne kadar bir keşifle sonuçlanmadı. Karadeniz'e yoğunlaşma nedenimiz tabii burada 2020 yılında bir keşif yakalanınca doğal olarak tüm o yoğunluğumuzu buraya verdik. Devamı yani ekip, gelirdi. Ekipman, ama çünkü üretime almamız gerekiyor. Bizim ithal ettiğimiz bir ürün, yani bekleyecek bir gün bile vaktimiz yok. Doğal olarak da buraya odaklandık. Ama o Akdeniz'i ihmal ettik anlamına gelmiyor. Buradaki iş programı biraz rahatlarsa orada da yoğunlaşacağız. Ama Abdülhamit Han zaten orada arıyor. Bunun maliyeti çok büyük bir tesis burası. Yani mesela hep şunu konuşuyoruz. Çünkü ya buluyoruz ama çıkarması işte kaynağın kendisinden daha maliyetli diye konuşulan bir şeydir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Buranın maliyeti ne efendim? Buranın maliyetleriyle ilgili açıklamaları henüz toparlayacağız. Toparladıktan sonra açıklayacağız. Zaten Türkiye Petrolleri meclise, kit komisyonuna da hesap veren bir kitimiz. Herhangi bir gizlenecek bir tarafı yok ama hala devam eden bir takım çalışmalar var. Şu anda vereceğimiz rakamları yarın güncellendiğinde, çünkü maalesef kamuoyunda şu oluyor, işte bir rakam söylediniz, 3 ay sonra başka bir rakam oldu. Buradaki çalışmalar bitince de koyacağız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki yapılan yatırım ile elde edilecek geliri mukayese ettiğimizde, bir de yurt dışından ithal ettiğimiz gaza ödediğimiz bedeli mukayese ettiğimizde, bu sahanın çok daha ekonomik olduğunu, maliyet açısından avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Melihan Bey'in bir iddiası vardı. Bir yılda kendini sübvanse edecek. Ne kadar harcadıysak bir yılda parasını çıkaracağız diye. Bu mümkün mü? Mümkün. Yani şu anda bizim tabii bu bir yıllık bir üretimi görmemiz lazım. Yani bir veya birkaç yıl içerisinde rahatlıkla bu saha kendisini kazanacak özelliğe sahip. Orada tabii sadece yatırım giderleri açısından bakarsak yanılabiliriz. İşletme giderleri açısından da bakmamız gerekiyor. İşletme giderleri de bir yılın sonunda netleşmiş olacak. Hakikaten bir yılın sonunda buradaki fizibiliteyi biz rahatlıkla şu kadar koyduk, şu kadar kazandık diyebiliriz. Ama büyük de bir tecrübe kazandık. Büyük bir tecrübe kazanacağız ama her halükarda şunu söylüyoruz rahatlıkla. Dışarıdan ithal ettiğimize göre bu çok daha ekonomik olacak. Zaten bugün de onun işaretlerini vermiş olduk yani bu müjdelerle. Tabii ki sürekli belki böyle olmayacak ama maliyet mukayesesi yaptığımızda işin başında söylediğimiz bu projeden, bu yatırımdan devletimiz de milletimiz de kazanacak sözünün gereğini bugün yerine getirmiş olduk. İnşallah bu işlerde şu da var. Üretim miktarı arttıkça sizin yapmış olduğunuz yatırım sabit kalır. Yani bu işlerle ilgilenenler bilir. Dolayısıyla ölçek ekonomisi gereği üretilen birim gaz maliyeti sürekli verimlilikle birlikte düşer. Bu da bir avantaj olacak. Bir yatırımın ilk dönemlerinde giderleriniz, gerek yatırım gerekse yatırım finansmanındaki kaynaklanan giderler vesaire, diğer öğrenmeden kaynaklı giderler bir miktar yüksek olur ilk işlerde. Ama zaman içerisinde bu düşecek. Biz onu nereden biliyoruz? Mesela sondaj gemilerimizi aldık. İlk sondajlardaki sürelerimiz, maliyetlerimiz biraz daha yüksekti. Ama her sondajı açtıkça hızlandık. İlk sondajı biz 2 ayda tamamladık. Şu anda 2 haftada, 3 haftada sondaj yapabilir hale geldik. Bu neyi getiriyor? Maliyetlerde bir avantaj sağlamış oluyor. Yapıyı tanımanın avantajı var.
ekibin birbirini tanımasının avantajı var. Bunların hepsi üst üste koyunca tecrübenin maliyetleri düşürücü etkisini bu projede çok net gördük. Bundan sonra da daha da net göreceğiz. Şimdi geçen kışın en önemli meselesi doğalgaz fiyatlarıydı. Siz sübvanse ettiğiniz halde pahalı geliyordu ama Avrupa'yı da çok konuşmuştuk. Çünkü Avrupa'da Rusya-Ukrayna krizinden dolayı artık işte duş almayın, gidin Türkiye'de kışı geçirin gibi çağrılar yapıyorlardı. Önümüzdeki kış için öngörünüz ne? Yani Avrupa geçen sene doğalgazdan yana bu kadar sıkıntı çekmişken Türkiye olarak biz tamam biz artık rahatladık diyebilir miyiz? Yoksa yine fiyatlar hani biz evet ısınma bölümünde yine biz de cebimizi yakacak mı faturalar? Şimdi son iki yılda hakikaten Avrupa'da anormal fiyatlar vardı. Yani bizim de hiç daha önce tahmin etmediğimiz ölçekte yükselmişti fiyatlar. 10 kat yani pandemi öncesinde 1000 metreküpü 150 dolar olan 200 dolar olan fiyatlar pandemiden sonra 2000-2500 dolarlara kadar çıkmıştı yani 10 kat. Bir de kurdaki artışları dikkate aldığınızda hakikaten katlanılması oldukça zor maliyetlerle karşı karşıya kalmıştık. Lakin özellikle de küçük tüketici yani hane halkının işte esnaf, küçük işletmeleri ciddi bir sübvansiyon uygulandı Türkiye'de. Geçen sene uygulanan sübvansiyon yani bu konutlar ağırlıklı kısmı da orada %75'lere ulaşan bir sübvansiyon var. 200 milyon üzerinde 230 milyar lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu sübvansiyon artarak giden bir şey mi? Yani şimdi geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Şöyle 2 sene 3 sene önce yani pandemiden önce düşük fiyatların olduğu dönemlerde sübvansiyon uygulama ihtiyacı olmuyordu. Çünkü İhtiyaç da olmuyordu. Maliyetler düşük. Ödenebilir seviyelerdeydi. Tüm dünyada da öyleydi. Türkiye'de de öyleydi. Son birkaç senedir o zaman. Son birkaç senedir anormal arttı. Biz zorunlu olarak bazı artışlar yapmamıza rağmen maliyetlerin tamamını yansıtmadık. Yani 100 liranın 75'ini biz kendimiz karşıladık. Çok 25'ini büyük bir şey büyük bir yük. Bu sene biraz daha düşük seyrediyor. Yani sevindirici olan taraf. Bu daha ne kadar devam eder bilmiyoruz. Ama hala pandemi öncesi seviyelerine inmiş değil. Çünkü bu kriz yani Avrupa'nın doğalgaza olan ihtiyacı devam ediyor doğal olarak. Sanayisi var, işte bir sürü binlerce insan yaşıyor, konutları var, bunların ihtiyaçları var, karşılanması lazım. Bir de Rusya'dan doğalgaz almama gibi bir eğilimleri var. O açıyı nereden kapatıyor? Doğal olarak daha kıt kaynaklara yöneliyorlar. Kıt kaynaklara yönelince de arz yetersizliğinden dolayı da fiyatlar hep tavan tavan gitti. Şimdi... ama biz özellikle de geçtiğimiz yıl Avrupa'da bizde dahil fiyat ne olursa olsun mantığıyla yeter ki vatandaş soğukta kalmasından hareketle de bir sürü tedbir alındı. Biz olağanüstü tedbirlere hiç başvurmadık. Olağan tedbirler tabii ki tasarruf edeceğiz. Yani bu kendi kaynağımızda olsa ithal de etsek bunu tasarruf etmek elbette bir vatandaş olarak sorumluluğumuz. En azından çevresel etkiler açısından da bunu yapmanız gerekiyor. Yani cebinizde paranız bile olsa yaktığınız her bir metreküp gaz karbon salıyor bir yerden. Böyle de düşünmek lazım. Ama arz güvenliği en öncelikli konuydu. Fiyat daha ikinci sıralara düşmüştü. Arz güvenliği noktasında biz ilave tedbirlerle ne yaptık? İşte doğalgaz diğeraltı deposunun kapasitesini arttırdık. Şimdi üçüncü FSRU'yu getirdik. Bak açamadık daha. Yani dolu bir sürü, mu peki depolarınız? O dolu çalışıyor. FSRU depoları şu an dolu mu Türkiye'de? Yeraltı depoları dolu. FSRU'larımız gelen gazı zaten onlar günlük işliyorlar. Depolama kapasitesi daha sınırlıdır. Proses gereği. FSRU söyleyeyim her doğru. Her yayın söylüyoruz yüzer, bunu. Yüzer LNG terminal efendim. Yani sıvılaştırmış gazı getiriyoruz, gazlaştırıyoruz. Bunu karada yaptığınızda normal LNG diyoruz. Denizde yaptığımızda da Floating Storage and Regasification Unit'in aslında kısaltılmışı. Türkçesini de işte yeniden gazlaştırma mobil yüzer tesis olarak belki söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte zaten biz arz güvenliğimizi ciddi oranda güçlendirmiştik. Bir sıkıntımız yoktu hamdolsun. Bu sene nasıl seyredecek uluslararası piyasalarda fiyatlar? Bunu biraz da zaman gösterecek. Geçen seneye göre daha düşük seyrettiğini görüyoruz en azından ilk çeyrek itibariyle. Şimdi Putin'in çok böyle dünyayı da şaşırtan bir teklifi olmuştu. Türkiye'yi bölgenin enerji üssü yapalım demişti. Biraz Avrupalılara batıya kızdığı için Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle. Peki Türkiye'nin bu bölgedeki yani hem Azerbaycan'dan gelen hem Rusya'dan gelen o enerjiyi bir üs olarak toplayıp Avrupa'ya transfer etmesi projesinde bugüne kadar
kadar atılmış somut bir adım var mı? Bir de bir enerji borsası oluşulması, Avrupa doğalgazının Türkiye üzerinden gitmesi gibi şeyler vardı. Buna dair somut hiçbir adım atıldı mı şu ana kadar? Evet. Şimdi biz aslında son yıllarda, son 5-6 yıldır kendi arz güvenliğimizi ve kaynak çeşitliliğimizi artırırken bir yandan da burada oluşabilecek atıl kapasitenin komşu ülkeler açısından bir ticaret imkanı olabilir mi, bir fırsat yaratabilir miyiz düşüncesi vardı ve altyapılarımızı yaparken de yani bu depoları, LNG terminalleri, yeni boru hatları ve benzeri hep bunu planlamıştık. Nitekim bugün teorik olarak baktığımızda Türkiye'ye 3 tane ülkeden Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hattıyla doğalgaz getiriyoruz. 5 tane LNG terminaliyle de dünyanın Amerika'dan uzak doğuya ve körfez ülkelerine, Afrika'ya kadar birçok ülkeden de LNG getirebiliyoruz. 100 milyar metreküp'e kadar gaz getirip işleme imkanına sahibiz biz mevcut tesislerimiz, altyapımızla. Bunun 55-60 milyar metreküpünü kullanıyoruz. Diğer 40 milyar metreküpü aslında yurt dışına tekrar satılabilir. Bir de buna tabii şimdi yerli gazımız da eklendi. Elimiz daha da güçlenmiş oldu. Yani büyük, güçlü bir oyuncu daha aktör olarak piyasaya girmiş oldu. Bunlar hepsi bizim güçlü yanlarımız. Diğer yandan biz hem doğalgazda hem de elektrikte yıllardır elektronik ticaret platformunu işletiyoruz. Aslında hani çok kamuoyunun bilmediği bir şey ama bu toptan elektrik piyasası ve toptan doğalgaz piyasası günlük olarak zaten sağlıklı işliyor. Avrupa'da piyasalar nasıl işliyorsa burada da aynı kaideler geçerli. Bunu da tabii hem bize gaz tedarik eden ülkeler hem de bizden gaz alan ülkeler gördüğü için bunlar bizim güçlü yanlarımız. Doğal olarak yani adını koymak kaldı bu işin. Bu işte ticaret merkezi konusu da hani başta Sayın Putin olmak üzere sonrasında Sayın Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı da benzer teklifle geldi. Yine özellikle komşu ülkelerimiz Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi oradan da benzeri teklifler geldi. Güneydoğu Avrupa'da bir gaz ticaret merkezi veya teknik adıyla gaz hub'ı oluşturma imkanımız var. Bugüne kadar ne yaptık? Bu kaynak ülkelerle ve potansiyel müşteri ülkelerle de görüşmelerimizi yaptık. Yani enerji diplomasisi yürüttük. Bulgaristan'la, Romanya'yla, Macaristan'la, Sırbistan'la, Makedonya'yla görüşmelerimizi yaptık. Türkiye'deki bu teknik güçlü altyapıyı onlar da kullanmak istiyorlar. Aslında biz bir süpermarket oluşturuyoruz. Yani bu süpermarket al-sat yapacak. İşte piyasadan malı olan getirecek orada satışa sunacak. Biz alıcı kar olanla mı alacağız? Ha, biz burada ne yapacağız? Bir üretmesek burada, de kar alacağız. Tüccarlar yani işin ticaretini yapacaklar. Tabii ki yerli yabancı olacak. Türkiye'de de ciddi bu işi yapabilecek şirketler var. Bunlar olacak. Bu yabancı bile olsa burada elde edecekleri kardan dolayı vergiler söz konusu olacak. Burada bir sürü insanımızı çalıştıracak, insan kaynağımızı çalıştıracak. Bir de ayrıca bu merkezi işletmekten dolayı işletme bedeli tahsil edeceğiz. Dağıtım merkezini işletmekten dolayı yine başka bedeller tahsil edilecek. Burada da tabii yüksek volümlerde yani büyük bir hacim oluşturacağız. Bütün efendim, Avrupa'nın yaptığı gibi Hollanda'da böyle, İngiltere'de böyle, Almanya'da böyle yüksek hacimlerde. Yani bu yüksek hacimler 100 milyar dolarların üzerindeki hacimlerden bahsediyoruz. Evet, bu yüksek hacimlerde kar marjları her zaman yüksek değildir. Daha görece olarak daha düşüktür. Ama getirisi itibariyle de baktığınızda ciddi bir kazanım Türkiye'ye bırakmış olacak. Bir de istihdamla ilgili bir mesele ya o bir yerde. Şimdi Filios, iki şey sorayım. Bir, Filios sahası. Yani şurası bu kadar büyük bir alan, tesis yapıldı burada. Geldiğimiz zaman görüyoruz burayı da çok hareketlendirmiş. Yani civardaki işte köyleri, kasabaları, şehirleri de etkileyecek bir yer burası artık. Doğru. Önümüzdeki kaç yıl boyunca burası böyle faal olacak? Bir de nereden doğalgaz alımını azaltacağız? Azaltacağız mı? Yani şimdi burada çıkıyor artık Rusya'dan mı azalacağız, İran'dan mı azalacağız, Azerbaycan'dan mı? Nedir oradaki durum? Birinci sorunuz, buradaki çalışmalar hala devam edecek. İşte birinci faz bitti ama ikinci faz var. Ardından üçüncü faz olacak. Karadeniz'de yeni keşifler olduğu zaman da olacak. Yatırım döneminde bütün işlerde istihdam daha yüksek, yoğun seyreder. Yani şu an yukarı doğru gidecek. Yukarıya doğru. Yani biz mesela bu projede 10 bin insan, günlük çalışan sayısı 10 binleri geçtik yerli yabancı. Yani çoğunluğu yerli insanımız olmakla birlikte. Sonrasında işletme döneminde daha düzenli işletme personelimiz olacak. Onlar istihdam edilecek. Dolayısıyla burası insan kaynağı açısından ve biraz da hani daha yüksek kalifiye
işte bunlar mühendis, uzman, teknik eleman. Buralarda yaşayacak onlar. Buralarda yaşayacak. Biz bir de bu projeyle birlikte buradaki üniversite ile bir işbirliği protokolü yaptık. Burası aslında Çaycuma ilçe sınırları içerisinde kalan bir beldemiz, Filyos. Çaycuma'da meslek yüksekokulu açıldı ve orada sondaj teknikleriyle alakalı bir meslek yüksekokulu programı açıldı. Türkiye Petrolleri burs teklif etti ve çalışanlar için de başarılı olanlara da istihdam teklif etti. Orada 2 yıllık ön lisans bölümlerine başvuranların başarı sıralaması, yani üniversiteden biliyorsunuz tercihle geliyor. Birçok 4 yıllık lisans bölümünden daha yüksek üst seviyeden öğrenciler almaya başladı. Niye? Çünkü görüyor. Yani ben buraya girdim, başarılı olur, mezun olursam da işim hazır. Sadece Türkiye'de ya de hiç değil. Hiç bilmiyorum ama kesin kira fiyatlarını da hoplatmıştır Çaycuma'da. ev fiyatlarını da bayağı bir tabii hoplatmıştır. Tabii burada şimdi çalışan... Hiç bilmiyorum, bakmadım. 10 bin kişi çalışıyor bakmadım mu? Çalışıyor ama şöyle yani. Tabii bu sizin konteynerleriniz vardı, bir tane de geminiz süper, vardı burada. İyi hatırladınız. Şimdi şantiyelerde çalışanların büyük bir kısmı tabii kamping alanlarımız var. Yani şantiye alanları içerisinde. Bundan önemli bir kısmı da burada yaşamıyor. Başka illerden gelenler de var. Tabii tercihimiz bu yören insanları. Çünkü kendi evi burada, ulaşım vesaire, lojistiği daha rahat diye. Ama tabii böyle çok boyutlu, çok disiplinli bir iş yürüttüğünüzde çok farklı yerlerden de insan kaynağına ihtiyacınız olur. Bunlar da belirli süreli olur. Ama işletme döneminde daha düzenli bir iş hayatından o kaç yıl bahsediyor. Sürecek peki işletme dönemi burası için? İşletme dönemi 35 yıl. 35 yıl. Tabii bu şu biraz an bitinceye 35 kadar. Yıl. Tabii. Ama yenisini bulursanız 50 yıl da olabilir. Yani. Yatırım dönemi de en az 10 yıl. Dolayısıyla uzun dönemli burada bir iş imkanı olacak. Nereden azalacaksınız gazı? Evet, ya da azalacak önemli. Mısınız? Tabii şimdi bizim yıllık ihtiyacımız diyelim ki 55 milyar metrik. Biz buradan 5 milyar üretirsek dışarıdan 50 ithal edeceğiz demektir. Maksimum seviyeye çıktığımızda 15-16 milyar metrik üreteceğiz. O zaman da 55 yerine 40 alacağız. Nasıl olacak? Bizim uzun dönemli kontratlarımızın bir süresi var. Evet. Biten kontratlara yenilemeyeceğiz. Ya da yenileme aşamasında fiyatı daha uygun olanı tercih edeceğiz. En yakın yenilenecek hangi ülke var? Ne zaman? Şu anda hem Rusya'da hem İran'da bir 3-4 yıllık süreleri var diye bir yanlış aklımda kalmadıysa. LNG tarafında Cezayir'de yine 2-3 yıllık kalan süreler var. Bu tip doğalgaz kontratları tabii uzun dönemli, yani 10 yıl ve üstü yapılıyor. Kısa dönemde de yapabilirsiniz 1-2 yıllık ama fiyatlar bazen daha yüksek olabiliyor. Yani onun için genellikle böyle orta uzun dönem tercih edilir. Tabii çok dalgalı olduğu zamanlarda piyasalarda alıcılar da satıcılar da kontratları çok uzun döneme yaymazlar. Yani biraz daha önümüzü görelim, öyle hareket edelim derler. Bu biraz da piyasanın, pazarın refleksleriyle ilgili. Türkiye'nin bu doğalgazı çıkarmış olması pazarda nasıl yankı buldu? Çalışırken nasıl yankı buldu? Şu anda yani uluslararası aktörler açısından hep şeyde konuşulur diye bağımsızlık, enerjide bağımsızlık üzerinden söylüyoruz bunu ama yani işte var ama çıkaramıyoruzlar çok konuşuldu. Engelleniyoruzlar çok konuşuldu. Kuyulara beton döküyoruz. Oradan sormuyorum ama yani hakikaten dikkat çekici bir şey midir? Şeyi biliriz biz yani Orta Doğu'da petrol olan ülkelerin kaderleri hep kötüdür mesela. Biz o düzeyde doğalgaz çıkartmıyoruz tabii ki. Ama hani nasıl yankı buldu? Piyasa nasıl karşılıyor? Uluslararası tepkiler ne sizce? Gerçek tepkine gösterilen tepkine. Şimdi şöyle Avrupa'dan başlayalım. Tabii Avrupa bizim gibi kaynak fakiri bir ülke, bölge. Dolayısıyla onlar açısından baktığınızda her ne kadar Türkiye bir Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmasa da Avrupa sınır, kıta Avrupa sınırları içerisinde böyle bir kaynağın bulunması onlar açısından da yeni bir kaynak girişidir. Dolayısıyla şöyle düşünecek, benim almadığım 15 milyar metreküplük gazı bana satanlar Avrupa'ya satmak isteyecek. Yani malın arzını arttırmış olacak. Baktığınızda bir coğrafyada her yeni kaynak girişi potansiyel olarak fiyatların daha iyi olması, arz güvenliğinin daha güçlendirilmesi anlamına gelir. Böyle bakarız biz. Onun dışında bu teknolojiyi sağlayan firmalar açısından baktığımızda hani Türkiye Petrolleri 1954'te rahmetli Adnan Menderes başbakanın zamanında kurulmuş 75-80 yıllık bir kurum. Daha çok da bugüne kadar karadaki aramalarıyla öne çıkmış bir şirketimiz. Maalesef yeteri kadar kaynağımız olmadığı için de tabii hani bir yerde ikinci, üçüncü lig olan bir
pozisyonu var Türkiye Petrolleri. Şimdi bununla biz lig atlatıyoruz Türkiye Petrolleri'ne. Çünkü bu kadar bir büyük bir keşfin yakalanmış ve onun hayata geçiriliyor olması Türkiye Petrolleri'nin yıldızını parlattı, öyle diyelim. Nitekim geçtiğimiz yıllarda sektörde, yani petrol ve gaz sektöründe zaman zaman böyle reytingler yapılır. En girişimci, en araştırmacı şirketler arasında 2 yıl üst üste Türkiye Petrolleri yer aldı. Özellikle bu denizdeki aramalarından ve araştırmalarından dolayı. Şimdi biz de bundan sonra başka yerlerde birlikte hareket edelim teklifleri geliyor. Çünkü bu imkan ve kabiliyeti görünce bunu bir de hayata geçiriyorsunuz somut bir şekilde. Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan. Gelin bizdekini de arayın. Amerika'dan gelin birlikte hareket edelim. Gibi. Evet, oradaki arama şirketten. Gibi. Şimdi şirketlerin isimlerini vermeyelim ama meşhurlar da dahil. Birlikte arayalım, birlikte işbirliği yapalım. Teklifleri geliyor. Bu sevindirici. Türkiye Petrolleri sadece Türkiye'de petrol arama üretim faaliyeti yapan bir şirketimiz aslında. Uluslararası bazı projelerde ortaklığı olan bir şirketimiz. Mesela Hazar'da, Azerbaycan'da önemli yatırımlarımız var. Rusya'da bizim petrol arama faaliyetlerimiz var. Rusya'da var mı? Var, var. Irak'ta benzer şekilde var. Libya'da vardı, savaştan dolayı çekilmiştik. Şimdi Afrika'nın başka ülkelerinde de şu anda görüşmeler devam ettiği için hani pek söylemeyeyim, bitince inşallah onları insanımızla paylaşırız. Bu tip görüşmeler oluyor. Ben işte bir geçtiğimiz yıl Körfez ülkelerine bu konuda ziyarete çıktığımda onlarla da görüştüğümüzde onlardan biz çünkü doğalgaz ithal ediyoruz ve onlara şöyle bir teklifle gittik. Yani bize doğalgaz eğer satmak istiyorsanız, evet iyi bir pazarımız var, iyi bir müşteriyiz. O zaman buradaki doğalgaz sahalarında bize yer verirseniz, burada işbirliği yaparsak siz de biz de kazanmış oluruz. Teklifiyle gittik. Yani bir strateji değişikliğine gittik. Onlar da bunu çok sıcak karşıladılar. Yani biz bundan sonra bize doğalgaz satmak isteyen ülkelere o sahalarda eğer üretimde beraber olursak oranlar problem değil. Yani ama bir şekilde o sahada olmak. O zaman biz daha ucuz alırız. Biz hem kaynak güvencesini sağlamış oluruz bizim açımızdan. Onlar da market güvenliğini, yani pazar güvenliğini sağlamış oluyor. Karşılıklı bağımlılık eğer çıkarlarda uyuştuğu takdirde her iki tarafın da faydasını oluyor. Bunlar hani bu sektörde çalışanlar bilirler bu tip işbirlikleri. Bazen böyle çok rakip gibi gözükür başka alanda. Bakmışsın dünyanın bir yerinde bunlar işbirliği yapıyor, ortak da oluyor olabilirler. Fiyatlar zaten uluslararası piyasalarda da belirlendiği için hani böyle çok oyunu bozucu bir tarafı da olmaz bu işlerin baktığınızda. Şimdi biz Türkiye Petrolleri'ni bu anlamda bir lig atlatmış oluyoruz. Bölgesel oyuncu oluyor ama çok kısa süre içerisinde artık küresel dünyanın her yerinde iş yapabilir bir oyuncu haline getireceğiz. Gençlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Biz üniversitelerde en çok ıskaladığımız şeylerden bir tanesi, çokça üniversite açtık ama istihdam planı, programı ve stratejisi olmadığını tartıştık hep. Yani bölümlerden mezun olan gençlerin iş bulma sürecine geldiklerinde tıkandıkları bir noktadayız. Sizin bu alanla ilgili mesela şu anda üniversiteye girecek olan gençlere şunu şunu yaparsanız şöyle istihdam edeceğimiz alanlarda personele ihtiyacımız olacak ve şu alanların önü açık diyebileceğiniz. Mesela geçen hafta TUSAŞ Genel Müdürü bizim yayınımızda Temel Kotil, mühendisliğin her bölümüne gidin, acayip ihtiyacımız var demişti. Evet. Türkiye Petrolleri de benzer bir şey yapar mı? Tabii şimdi biz ana meslek grubu tabii petrol ve doğalgaz mühendisliği Türkiye Petrolleri. Ama onun yanı sıra petrol jeolojisini bilen insanlara da ihtiyaç var. Yani o ilk formasyonu yorumlayanlar aslında jeologlar. Yani petrol ve doğalgaz mühendisi oradaki üretim faaliyetlerini üstlenen, sondaj faaliyetlerini üstlenen bir meslek grubu. Böyle baktığınızda yine keza işte bu sahanın yönetiminde kullanmış olduğumuz uzaktan otomasyon sistemleri ve onların yazılımlarını da yapan mühendislere ihtiyacımız var. Multidisipliner bir meslek alanından bahsediyoruz. Yani burada petrol doğalgaz mühendisliğinin yanı sıra jeologlar, bilgisayar mühendisleri, inşaat mühendisi, hemen hemen tüm alanda, kimya mühendisi tüm alanda da sayıları farklı olmakla birlikte istihdam yapıyoruz. Tabii ki iyi okullardan başarı derecesiyle mezun olanlar, şöyle söyleyeyim, Türkiye Petrolleri bir kamu kurumu, alırken de işte belli şartlar var. İşte KPSS şartı var. Burada biz herhangi bir üniversite tercihinde bulunmuyoruz. Yani bir özel sektör, işte
İstanbul, Ankara meşhur üniversitelerde mezun olanlar bana gelsin başvursun diyebilir. Biz bunu demiyoruz. Ama KPSS'den yüksek puan alanlar doğal olarak daha şanslı oluyorlar. Çünkü belli bir sıralama var. Onu dikkate almak zorundayız. İstihdam artacak mı yani? İstihdam artacak. Artacak. Şimdi bir de demin de söyledim, ara teknik eleman ihtiyacı aslında. Mesela sondör, yani yıllardır sondör ihtiyacını bir türlü tam karşılayamıyoruz. Bu hem karadaki sondaj faaliyetlerini yapan ara teknik elemanlar açısından geçerli. Hem de özellikle bizim bu denizlerde daha yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Böyle baktığımızda bu sınıftan olan herkesi alabiliriz. Nitekim Çaycuma'da açmış olduğumuz meslek yüksekokuluna olağanüstü bir ilginin yönelme nedenlerinden birisi de burada gençler görüyor. Şimdi biz oraya bir tane mesela bir sondaj kuyusu da gönderdik. Eğitimlerini yapsınlar diye. Zaman zaman burada bizim uzman mühendislerimiz gidip orada gençlerimize, çocuklarımıza ders veriyorlar. Onları burada staj yaptırıyoruz. Endüstri ile üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birisini burada yapıyoruz. Bir de onlara biz burs da sağlıyoruz. Yani başarı bursu. Böylece genç kendisini daha rahat hissediyor bu bölümleri okurken, eğitilmişken. Şimdi enerji de önemli tarihlerden bir tanesi de 27 Nisan Akkuyu Nükleer Santrali'nde yakıt alma töreni olacak. Putin'in gelmesi bekleniyordu Rusya Devlet Başkanı ama en son benim duyduğum kadarıyla video konferansla katılmaya karar verdi. Niye gelmiyor ve Akkuyu'da tam olarak bu yakıt alma töreni nedir? Bir de Almanya özellikle mesela bu ay artık 3 nükleer santralini de kapatma kararı aldı. Hep şu tartışmada yapılıyor ya, yani Almanya nükleerden çıkıyor, biz giriyoruz. Doğru bir şey mi yapıyoruz? Evet, ilk sorunuzla ilgili olarak bahsettiğiniz tarihte inşallah ilk taze nükleer yakıtımız gelecek. Onunla alakalı bir tören hazırlığımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın programı müsait gözüküyor, katılacak. Sayın Putin'in bildiğim kadarıyla programıyla ilgili bir problem var. Geçmişte de buradaki bazı etkinliklere zaman zaman uzaktan da katılmışlardı. Henüz daha netleşmedi ama yani Rosatom zaten buradaki yatırımcı proje şirketi, kendileri milli şirketi. Nükleer santralinin kapatılması konusuna gelince, bakın bu doğal gaz krizi, enerji krizi bize bir şey daha gösterdi. Aslında enerjide arz güvenliği böyle çok zayıf, ne diyelim, ipliğine bağlı gibi duruyor. İşte bir kaynak size gaz vermediğinde veya enerji kaynağını kestiğinde ülke ekonominiz, sosyal hayatınız anormal derecede etkilenebiliyor. Onun için enerji sektöründe arz güvenliği planlamaları yapılırken hep yedekli düşünülür. Yani bir şekilde o kaynak ülkeyle bir sorun yaşayabilir. Yani bir teknik arıza da olabilir. Yani biz de mesela boru hatlarıyla getiriyoruz. Yani iki ülke arasında herhangi bir diplomatik sorun olmayabilir, siyasi kriz olmayabilir ama bir teknik arıza olabilir. Kömür santralleri çalıştı, termik santraller çalıştı. Evet, eskiden Ukrayna üzerinden o hat geçiyordu. Şimdi Türk akımından dolayı biz mesela artık hiç etkilenmiyoruz. Doğrudan Rusya'dan çıkıyor. Türkiye'de sonlanan bir boru hattından bahsediyoruz. Arz güvenliğiyle alakalı olarak hep böyle yedekli planlama yapmanız lazım. Şimdi bu geldiğiniz soruya cevap vermek için sorduğunuz soruya. Almanya doğru, öteden beri bu kömür santralleri ve nükleer santrallerle alakalı bir çıkış stratejisi var. Bunu yenilenebilir kaynaklarla telafi edeceğini düşünüyor ama Almanya gibi yüksek enerji ihtiyacı olan bir ülkenin çok kısa sürede nükleeri ve kömürleri ikame etmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Nitekim doğal gaz kesilince bunların yıllarca eleştirdiği, artık kömür santrallerini kapatmamız gerekiyor dediği, döndüler santrallere. Arkadaş, kömür santrallerini açın, çalıştırın dediler. Demek ki zor oyunu bozuyor. Bir de tabii buradaki çıkış planları, bunların teknik ve ekonomik ömürleriyle de alakalı bir şey. Nitekim zaman zaman da kapatma tarihlerini güncelliyorlar. Yani ömrü dolduğu için mi kapatıyorlar, evet, aslında? Yani, evet. Yani belki bir ilave bir takım bakımlarla teknik ömürleri uzatılabilir. Ancak orada bir iki tercihten birisini yapıyor. Ben diyor hani çok fazla artık bakım yapmayayım çünkü nükleer santrallerde 60-50 ile 60 yılı geçtikten sonra artık teknik ömür bitiyor, azalıyor. Bizde bunları da dikkate alıyor galiba. Bizde 60 yıl şu anda. Ama bu 60 yılı tamamen onlar işletecekler. Bu biraz bizim millilik, yerlilik perspektifimize de ters değil mi? Değil. Geldiler, yaptılar, onlar işletecekler, onlardan satın alacağız gibi bir model vardı orada. Serbest piyasa ama.
Yok şöyle, yani şu anda da birçok yatırımcı Türkiye'ye gelip gaz santrali, kömür santrali, rüzgar güneş santrali kuruyor. Şu anda kamunun elindeki pay %16. Zaten 20 yıldır doğru düzgün kamu yatırım yapmıyor. Özel sektör eliyle biz artık bunları yapıyoruz. Eğer sizin piyasanız iyi düzenlenmişse ve iyi denetleniyorsa, nükleer piyasayı, tecrübesi ediniyor muyuz orada peki? Piyasayı bozucu bir etkisi yoksa özel sektörün bu işte zararı olmaz, faydası olur. Aksi takdirde kamu kaynaklarını bir de bu işler için ayırmanız gerekiyor. Son 20 yılda özel sektör elektrik üretiminde dağıtımda 100 milyar dolar yatırım yaptı. Bu 100 milyar dolar onlar yapmasaydı biz hazineye gidecektik. Arkadaş bana para ver, ben işte elektrik şebekesi yapacağım, elektrik santrali yapacağım diyecektik. Bu para nereden çıkacak? Senin benim topladığımız vergilerden dolayı. Yani işin ekonomik serbest piyasanın düzgün çalıştırırsanız bu kamunun aleyhine olmaz, yararına olur. Bu bir. İkincisi, bahsettiğiniz projeyle ilgili olarak da bu tip yüksek yatırım tutarlı projeler, bu İngiltere'de de aynı şey geçerli, Avrupa'nın birçok ülkesinde de belirli bir süre alım garantisi vermeniz gerekiyor. Türkiye'de de meclisten geçmiş 15 yıllık bir alım garantisi var. Sonrasında alım garantisi yok. Hatta bu 15 yıllık alım garantisi süresi boyunca %50'sine alım garantisi veriyorum ürettiği elektriğin. %50'sini piyasaya satacak, alıcı bulabilirse. Sonrasında ne oluyor? 15 yıl sonra da bu sefer tersine çalışıyor. Kârından %20 bana pay verecek. Öyle mi anlaşmamız? Tabii. Yani bu ne demektir? 60-15, 45 yılda bana kârından verecek. Yani uzun dönemli baktığınızda ekonomik fizibilite hesaplarına bizim belki bir miktar 15 yıl boyunca ürettiği elektriğin yarısına bir miktar alım garantisi vermek suretiyle üstlenmiş olduğumuz geçici mali yükü geriye kalan 45 yılda fazlasıyla geri alacağız. Ama ne yapıyoruz? Çok düzenli elektrik üretim imkanına sahip bu santrali getirmiş oluyoruz. Artı bu teknolojiyi çalışanlarımız vasıtasıyla öğrenebildik mi? Çünkü orada o bir anlaşmazlık yaşanmıştı ya, malum Türk firmayla Rosatom arasında. Hep şu söylendi. Aslında tam da bu nükleer enerji asıl teknoloji transferini öğretecekleri kısımda Türkleri saf dışı etmeye çalıştılar. Biz şu anda kendi nükleer santralimizi yapacak know-how'u oradan kazanabildik mi, kazanamadık mı? Şimdi bu proje %100 yatırımcıya ait bir proje. Buna rağmen orada çalıştırılacak personelle alakalı olarak anlaşmada yer aldığı şekilde biz 300 tane mühendis adayı seçmişiz. Onlar kendileri okutmuşlar, burs vermişler. Şimdi getirip burada çalıştırıyorlar. Türk mühendisler. Türk mühendisler, yani Rusya'da eğitim gördü. Orada işletme döneminde personelin belki ilk yıllarda o oran olmayabilir ama takip eden yıllarda %90 ve üzerinde yerli Türk personel olacağını düşünüyorlar. Onlar açısından da bu daha ekonomik baktığınızda. Yani biz de bu işi öğrenmiş olacağız. Bu şekliyle biz de öğrenmiş oluyoruz. Bu tip yüksek nitelikli ve çok az ülkenin elinde bulunan teknolojileri doğal olarak bir başka ülkenin kolay kolay vermesini de bekleyemezsiniz. Bazı tam da öğretmiyorlar ama biz bazı biraz. Bazı şeyleri de kendi imkanlarınızı araştırıp geliştirip öğrenmeniz gerekiyor. Bu bir gerçek. Yani şu anda bu ilk nükleer teknoloji Rusya ve Amerika'nın elinde vardı ama sonrasında Almanya geçti. Almanya ben çıkıyorum dedi, artık yapmıyorum. Fransa'da var. Asya'da, İsrail'de var, İran'da var. Asya'da Çin mesela şimdi yeni bir oyuncu olarak giriyor. Güney Kore aynı şekilde yeni bir tedarikçi olarak gündemde. Japonya'nın böyle bir teknolojisi var. Yani 7-8 ülkeyi de zaten geçmiyor. Biz tabii çok uzunca bir süre işin dışında olduğumuz için bu süreçleri maalesef atlamışız. Yani bu şuna benziyor. İşte kendi arabanızı üretmiyorsunuz, dışarıdan da araba ithal etmeyelim o zaman. Yani at arabasına bineceğiz. İşte bir müddet üreteceksiniz başkasının lisansı altında ama sonunda girişimci ruhu yüksek olan böyle Tok'ta olduğu gibi bir grup çıkarsa o zaman kendi markanız, kendi aracınız da olabilir. Kendi İHA'larınız, SİHA'larınız da olabilir. Aslında yani son 20 yılda Türkiye'nin kendisine özgü öne gelmesinin nedenlerinden birisi de bu. Yani siyasi iradenin özellikle bu yerli milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında ortaya koymuş olduğu tavır ve politik duruş, bu projelerin hayata geçmesi ve bu ürünlerin Türkiye'ye kazandırılması noktasında son derece önemli katkı sunmuştur. Bir şey sorabilir miyim? İktidar diyelim, bir iktidar değişikliği olsa, önümüzde seçim var. Sekteye uğrayacağını düşünüyor musunuz projeleri? Şöyle söyleyeyim. Tabii bugün sorsanız belki demeyecekler ama
biz geçmişe bakarak bunun cevabını verebiliriz. Geçmişte zaman zaman özellikle IMF ile olan anlaşmaları çok dikkatli okumak lazım. IMF size bir para verdiği zaman hangi alanlarda yatırım yapacağınız, hangi alanlarınızı destekleyeceğiniz, hangi alanlara teşvik vereceğinizi tek tek yazar. Size diyecek ki savunma sanayinden çekilin kardeşim, hazır üretenler var. Nitekim geçmişte bu yaşandı. Sen niye uçak üreteceksin dedik. Bizim uçak sürecimiz 1925'lerde başlamasına rağmen 50'lerde ortadan kalktı. Biz eğer orada arada o süreci bırakmamış olsaydık şimdi bizim uçağımız çoktan elimizde olacaktı. Yine otomobilde benzer şey var. Yani kritik teknolojilerde bazı ülkeler buna ihtiyacınız yok, biz size daha ucuza bunları sağlarız deyip siz de buna inanırsanız kendinize ait bir teknoloji geliştirme imkanınız olmaz. Şeye geçeceğiz galiba, yenilenebilir bor az zamanımız kaldı. Çok kısa, yakıt koymak ne anlama geliyor? 27 Nisan'da yakıt konulacak dedi. Nükleer yakıt geliyor. Tehlikeli bir şey mi hatta, onu soralım. Onu da soralım. Çünkü şimdi yani ne anlama geliyor bir de? Yani? Şöyle, bizim o ilk reaktör kabı da inşası yapıldı. Şimdi yakıtla birlikte o yakıt testleri yapılacak. Onların sertifikasyonları yapılacak. Reaktöre yerleştirilecek. Belli ölçümler yapılacak. Bunlar aşağı yukarı bütün bu nükleer santrallerde bir yıllık bir süreyi kapsar. Yani, yani Allah korusun bundan bir sonra kaza olabilme olasılığı var mı bu yakıt gelmesi? Nükleer yakıtın yok, kendi de tehlikeli bir şeydir. Hayır, yani şimdi tüm dünyada nükleer yakıt prosedürleri, güvenlikle ilgili ve işletmeyi almayla ilgili neyse biz de ona uyuyoruz. Türkiye ayrıca sadece yatırımcı şirketi kendi prosedürlerine değil, biz Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun üyesiyiz. Oradan gözlemciler var. Denetlemeler var doğal olarak da. Oradaki prosedürler güvenlikle ilgili neyse onlara uymak zorunda. Ama daha orası çalışıyor anlamına gelmiyor. Tabii. Bir, yani bir yıllık işte bu yakıtla birlikte yakıtı yükleyeceğiz. Ondan sonra bazı testler yapılacak, durdurulacak, çalıştırılacak. Tek tek bunlar hepsi gözden geçirecek. Şimdi boru soralım mutlaka. Çünkü bor cevheri de Türkiye'nin elindeki önemli enerji kaynaklarından biri. Bir lityum pil de yapmaya başladık galiba. O borda durum nedir? Borda biz dünya rezervinin %2.72'sine sahibiz. Yani dünyadaki en büyük rezerv bizde. Ve kaliteli bir rezervimiz var. Dünya pazarında %62'si bizde. Yani hemen hemen 100'den fazla ülkeye biz bor ve bor ürünleri satıyoruz. Bugüne kadar tabii rafine bor parası gibi. Parası az mı borun? Yani. Şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl mesela ihracattan elde ettiğimiz gelir 1.3 milyar dolar ki aslında tarihi bir rekor. Fakat rafine bor yerine yani ikinci türevleri yerine bizim daha ara ve uç ürünlü ürünlere, katma değerli ürünlere yönelmemiz lazım. Nitekim biz bu strateji değişikliğini şimdi uyguluyoruz. Geçmişte cevher olarak satmışız. Yani aslında madenden çıkartmışız. Öyle kabaca yani bir kırmışız, elemişiz, satmışız. Tonu 150 dolar. Sonra eti maden, ya ben bunu işte piyasada, çünkü bunu alan adam mesela boruk asite çeviriyor, başka ürünlere çeviriyor. Bir ikinci ara ürün aslında baktığınızda. Daha pahalı. O zaman 8-10 kat daha pahalı. Şimdi cevher satışını yasaklamışız, artık boruk asit satıyoruz ağırlıklı. Bir iki ürün daha var. Orada tonu 1000 dolarlara çıkıyor. Bak bir anda 8-10 kat artıyor. Şu an yasak mı cevher satışı? Cevher satışını biz istemiyoruz. Yani bir yasal sınırlama yok ama müşterilere diyoruz ki bu cevher satışımız yok. Siz zaten bu cevheri aldığınızda şu şu ürünlere çeviriyorsunuz. Onlar bizde var. Buyurun, fiyatı da ona uygun, bunu alın. Peki. Son katma 5 değeri burada kaldı. Bizim şunu tamamlayayım. Bordan mamül aslında ara ve uç ürünlerden kastım. Mesela bor karbür, işte geçtiğimiz ay açılışını yaptık biliyorsunuz. Orada işte çelik kadar mukavemetli ama çeliğe göre çok daha hafif. Yeni bir ürün üretimine başladık. Yıllık 1000 ton. Özellikle savunma sanayinde çok yoğun olarak kullanılıyor. Çelik yeleklerde de kullanılıyor, evet, galiba. O zaman da ne oluyor? Tonu 35-40 bin dolarlara çıkmış oluyor. Biz dün bor ürünlerini satıyorduk. 1000 dolara 35 bin dolara bor karbürü satın alıyorduk geriye. Şimdi artık o döngüyü kırmış olduk. Bunu yapacağız. Bunun gibi borun kullanıldığı birçok ürün var. Daha katma değerli ürünlere döneceğiz. Kısaca aslında şöyle de mottolaştırdık. Hani cevherden mücevhere dönmemiz lazım artık. Sadece cevher satışıyla değil, işleyeceğiz, mücevher hale getireceğiz. Çok daha değerli ürün olacak. Mehmet Akif, size iktidar değişikliğinde bütün bu projelerin akamete uygulanmasından korkar mısınız eğer seçimi kaybedilirse diye sormuştu. Ben de sonra seçimi sorayım. Siz şimdi Eskişehir'den milletvekili adayısınız. Bakanlar bu seçim döneminde milletvekili adayı, evet, oldular. Sahaya indiniz mi? Nasıl
nasıl? Yani bu seçimi kaybetme riskiniz olduğuna dair bir endişeniz var mı? Aday tanıtımı yapıldıktan hemen bir gün sonra Eskişehir'de biz de diğer adaylarımızla birlikte çalışmaya başladık. Gayet yetenekli, deneyimli arkadaşlarımız var. Eskişehir'e yeni bir heyecan getireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Eskişehir aslında potansiyeli yüksek bir kentimiz. Sanayisi birçok kentimize göre çok daha önceden kurulmaya başlanmış. Ulusal markalarımız olan bir kentimiz. Ama şimdi diyoruz ki yeni dönemde Türkiye yüzyılı ile birlikte artık Eskişehir sadece ulusal markalarla yetinen bir şehir olmaktan çıksın. Küresel, uluslararası markalar çıkartabilen bir noktaya gelsin. Burada da belirlediğimiz 2-3 alan var. Bunlardan birisi kendi alanımız, maden ürünleri, maden teknolojileri, ki lityum mesela bunlardan birisi. Pil ve pile dayalı teknolojiler. Nadir toprak elementlerini inşallah pilot tesisini açtık. Şimdi endüstriyel ölçekte bir tesis yapmak için çalışıyoruz. Orada ciddi bir potansiyel görüyoruz. Keza Eskişehir'de havacılık ve savunma sanayi ile ilgili de çok kritik T'yi başta olmak üzere uçak motoru yapan şirketlerimiz var. Yine bir taraftan da özellikle gençlerin son dönemde çok ilgi gösterdiği animasyon programları içinde aslında güzel bir kümelenme var. Bu 3-4 alanda yine raylı sistemlerle ilgili olarak da belirlediğimiz bir alan var. Bu 3-4 alanda biz Eskişehir'in potansiyelini rahatlıkla harekete geçirebileceğini düşünüyoruz. Sahadan da son derece olumlu, pozitif geri dönüşler de var. Biz zaten sık sık da Eskişehir'e Etimaden dolayısıyla ve diğer enerji işleri dolayısıyla da sık sık giden birisiyiz. Ben de o yörenin de insanıyım ayrıca. Ben Bilecikliyim ama yani Bilecik, Eskişehir yıllardır iç içe yaşamış iki kentimiz. Birçok hemşerimiz zaten Eskişehir'de yaşıyor, ikamet ediyor. Eskişehirlerden Bilecik'te olanlar var. Aynı coğrafyanın insanları, birbirini gayet iyi tanıyan, bilen insanlar. Hiçbir yabancılık da çekmiyoruz, sağ olsunlar. Eskişehir'de bize kucak açtı. Biz de diyoruz ki tüm enerjimizi, tüm gücümüzü Eskişehir'in yanında olacağız bundan sonra. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sorularımızı yanıtladınız. Sağolunuz herhalde. Evet, yayını kapatıyoruz. Burada süremizin sonuna geldik. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın bayram. Evet, bugün ben buradan bayram. Herkesin bayramını, tüm ulusumuzun, kutlayalım, milletimizin bayramını kutluyoruz. Bayramın 3. günde 23 Nisan. Yani bu ara epey böyle bayram kutlayarak gideceğiz. İnşallah Rabbim milletimizin huzurunu bozmasın. Evet. Sevgili izleyiciler, Filios'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaştığı noktada yayın yaptık bu akşam. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi bayramlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Efendim, iyi bayramlar, iyi akşamlar.